Teknopat'tan herkese merhabalar. Ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Bu videoda sizlerle birlikte yine bir çılgınlık peşindeyiz arkadaşlar. Evet. Burada görmüş olduğunuz üzere ufak bir kasamız var. Bir HDPC montajı gerçekleştireceğiz. Hemen sorayım. Evet. HDPC nedir Recep? Hiç bilmeyen okurlarımız için, izleyicilerimiz için kısaca bir özetleyelim. HDPC nedir? HDPC Home Theater PC. Yani ev sineması amaçlı bir bilgisayar kurmak istiyorsanız kendinize bir HDPC kuruyorsunuz. Öncelikle HDPC'nin en büyük temelinde ufak bir kasa yatıyor Ali. Evet. Yani televizyonun altına sonuçta bir tavır kasayı televizyonun yanına koyabilirsin. Tabii. Ayrıca gürültü de oluyor. Evin oturma odasına evet, giremeyecek. Evet, şey. Kesinlikle. O yüzden ufak bir kasaya ihtiyacı var. Eski Sony'nin video oynatıcıları vardı. Eski evet. Kaset kayıt cihazları vardı. VHS'lere birebir benziyor yani. Evet. VHS boyutundan daha da küçük bir kasaya yüksek performanslı bir sistem koyacağız. Yüksek performanslı diyorum. Yüksek performanslı diyorum Ali. Çünkü bu sistem diğer HDPC'lerin aksine kendi işlemcisini barındıracak. Hı hı. Diğer HDPC'lerde genelde anakartı gömülü işlemci ve ekran kartı oluyor. Ha, ayrı bir şey diyorsun, ekran kartı da mı öyle olur? Ekran kartı ayrı olmayacak ama işlemcisi ayrı olacak. Hı hı. Ama yine işlemcinin içerisindeki ekran kartı da gayet güçlü bir ekran kartı günümüz şartlarına baktığımızda. Intel HD4000 DirectX 11.8 bir ekran kartı DirectX olacak. DirectX 11.8 yani zaten HD4000 içerisinde Intel Quick Video teknolojisiyle HD video oynatma evet, özellikleri evet. de var. Hani o yüzden bu sistem bazı oyunları bile kaldırabilecek bir seviyede sistem. Şimdi Intel HD4000 HD videoları evet. oynatabildiği gibi oyun dahi oynatabilecek kadar güçlü bir kesinlikle dahi yani, görüntü işlemci. GMA950 ile uğraşmış bir nesil olarak HD4000 hani gökten evet, evet. indi bize. Burada anakartımızı kullanıcılar merak ediyordur diye tahmin ediyorum. HDPC'mizin kalbini oluşturacak Gigabyte'ın H67N USB 3 anakartı var burada. B3 revizyon H67 Yonga setli. Bu anakartın Ali ilginç yanı şu, bizim takacağımız işlemci iVerage bir işlemci. Evet. Ama bu anakartın iVerage desteği yoktu. Yoktu. Bu anakart H67 Yonga setli, SanDisk destekli bir anakart. Biz bunun BIOS'unu iVerage desteklemesi için güncelledik. BIOS videosunda da YouTube kanalımızda ulaşabilirler. Evet, geçtiğimiz günlerde anakartın üzerindeki BIOS'u yine evet. Monitör yerine televizyondan daha detaylı gösterip güncellemiştik. Evet. Hem YouTube kanalımızdan hem de teknopat.net adresinden ulaşabilirler BIOS'u nasıl güncellememizin videosuna. Normalde dediğim gibi HDPC anakartlarına pek işlemci takılmıyor evet. ama bu takılabilen bir model. Hatta bunun bir özelliği daha var Ali. PCI Express kart takabiliyoruz, ekran kartı takabiliyoruz. Bu HDPC'lere takılan ekran kartları low profile diye geçiyor, LP diye geçiyor. Düşük profil yani. Düşük profil, kesinlikle. Küçük profil. Burada boyut faktörünün de önemli olduğunu belirtmek lazım. Kesinlikle. Yani orada bir ayrım var, low profile'da karışıklık olmasın. Kesinlikle evet. Yani low profile, özellikle low profile olmalı çünkü HDPC kasaya sığması lazım. Taktığınız zaman kapağı kapatıldıktan sonra peki, HDPC'lerin kasa standartından da bahsedelim biraz izleyicilerimize. Anakartta tekrar tabii ki, HDPC'lerin kasa standartı arkadaşlar genelde mini ITX oluyor. Bu bağlamda hani güç kaynakları da birazdan içini açtığımız zaman kullanıcılar görecek ufak boyutta. Bugün bir sürprizimiz var Ali okurları biliyor musun? AMD sisteme Intel ekran kartı ya da Intel sisteme AMD. Tamam. Şimdi şey yaptım yani en çok sorulan soruların bir tanesi evet, gerçekten evet. AMD RAM ve Intel sistemi nasıl takacaksınız? Evet. AMD bir işlemci markası. Evet. Ve AMD Intel'in işlemci olarak standartları farklı. Kesinlikle. Ama AMD'nin RAM'leri AMD'nin özel olarak ürettiği RAM'ler mi Recep? Buna da sen cevap ver yani. Açıkçası, bir farkı mı var? Yani pek bir farkı yok. Standart bir RAM üreticisinden AMD RAM'ler alıp üzerine kendi markasına basıyor. Ama bütün RAM'ler gibi AMD RAM'leri de standart, level'lu. İşte 1600 MHz'e 1600 MHz, 1030 ise 1030. Kaliteli RAM'lere AMD kendi markasını evet. vurmuş evet. ve kendi adıyla satıyor. Kesinlikle. Yani bunların benzer performanslı evet. kaliteli RAM'lerden aslında evet. teknik olarak hiçbir farkı yok. Evet. AMD standardı falan diye bir kesinlikle. Şey söz konusu hatta değil. Hatta AMD yani. Patriot yaptırmış bu RAM'leri. Patriot'taki bildiğimiz kadarıyla meşhur ve kaliteli RAM üreten firmalardan bir tanesi. Dediğimiz gibi bugün bir ezber bozacağız ve hani AMD Intel'le uyumlu mudur değil midir, Intel sistem AMD ekran kartı takılır mı takılmaz mı? Biz bunları tamamen ezberinizi bozacağız ve Intel sistem AMD RAM'leri takıp çatır çatır çalıştıracağız. Çalışacak. Hani arkadaşlarınız uymaz falan derse bizim video referans olarak bak kardeşim oluyor mu? Evet, olmuyor. Oluyor, gayet oluyor, de görünüyor. Güzel evet, çalışıyor. Evet, evet. Ne var orada? Bir SSD görüyorum ben. Silicon Power. Evet, Silicon Power'ın burada SSD'si mevcut 120 GB'lık bunu takacağız sistemin performanslı çalışması için. Daha sonra üstüne bir de Windows kurulumu yapacağız bu sisteme. Windows ne kuracağız? Windows 8 kuracağız tabii. Windows HDPC'nin için en ideal, hatta bütün PC'ler için en ideal işlediğim sistemi Windows 8. Windows 8'i kuracağız. Peki yine en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Evet. Windows 8 ara biriminde televizyon ekranında HDPC kullanıcı zorlanmayacak mı? Onun için kullanıcıların medya
Center'ı yüklemeleri gerekebilir. Medya Center kendine gelmiyor Windows 8'in. Ayrıca ek paket olarak yüklenmesi gerekiyor. Derken ben soğutucudan da kısaca bahsetmek istiyorum. Soğutucumuz da görmüş olduğunuz üzere low profile bir soğutucu. Yani özellikle kasaya koyduğumuz zaman... TT yazısını görüyorum. Evet, Çerman Tekin bir soğutucusu. İki tane ısı borusu var ve gayet güzel, yani bu PC için gayet güzel bir soğutma sağlayacak bize. Bu şekilde güzel bir sistem toplayacağız Ali. Her şey çok güzel. O zaman haydi yakın çekimde birlikte toplamaya başlayalım. Evet, sabırsızlanıyorum ben toplamak için. Hemen başlayalım. Evet Ali, ilk iş olarak işlemciyi anakarta monte etmekle başlayalım diyorum ben. Burada görmüş olduğunuz üzere bir metal ayak mevcut. Bunu sağa çekiyorum ve serbest kaldı. Serbest bırakıyorum. Ardından Lotte soketimizin kapağını kaldırıp yukarıya itiyorum. İşlemcinin üzerinde iki adet çentik var burada sağda ve solda görmüş olduğunuz üzere. Bunlar yine yuvadaki iki adet çentiğe tam olarak... Bir de şurada üçgen var. Evet. O üçgen de anakart yuvasının üzerinde zaten işaret olarak üçgen, kesinlikle, nokta. Yani köşelerin birbirinden farkı işlemcinin üzerinde sizin için vurgulanıyor. Kesinlikle. İşaretlere evet, uyarak yerleştirdik. Kesinlikle. Şu an işlemcimiz yerine oturdu. Artık normal bir şekilde kapağı kapatabiliriz. Kapağı bırakıyoruz ve ayağı indirmeye başlıyoruz. Şimdi yapmamız gereken fanı monte etmek. Evet, bu şekilde sıktıktan sonra şimdi bakalım. Montajımızı gerçekleştirdik. Şu an hiç RAM'leri de blok etmiyoruz. Ekran kartını da blok etmiyoruz. İşlemci fanında özellikle CPU fan diye anakartın üzerinde yazıyor. Şu an siz tabi göremiyorsunuz ama burada yazı hemen şurada, evet, altta arada hemen altında CPU alt drive fan diye yazmakta. Bunu da bu şekilde monte ediyoruz. 4 tane pini var. Kesinlikle. Kolayca ayırt edilebilir. Evet. Şimdi isterseniz RAM'leri takalım. Evet, dediğimiz gibi bu sisteme AMD RAM'ler takacağız. Intel işlemciyi taktık. Evet. i7 Ivy Bridge işlemciyi taktıktan evet, sonra AMD RAM'leri takacağız. Kesinlikle. Takıyoruz. RAM'leri takmak için slotların iki tarafında kapağı açık. Yerleştiriyoruz RAM'lerimizi. Ve eşit bir şekilde iki taraftan da bastırıyoruz. Ya insanların burada en çok çektiği sıkıntı, şöyle göstereyim. Şu ikisi gördüğünüz gibi asimetrik. Evet. Buraya oturturken bunun tam ortada olmadığına ve doğru şekilde taktığınıza dikkat etmeniz lazım. Kesinlikle. Kısa tarafı kısa tarafa, uzun tarafı uzun tarafa denk getirecek şekilde evet, takacaksınız. Evet. Bir de sesleri duymanız gerekiyor takarken. Ben şimdi özellikle sessiz olacağım o yüzden takarken. Çıt çıt diye sesler gelecek. İki tane çıt çıt sesi geldi. Duydunuz. Bunlar şu yan kapakların kapağında anlamına geliyor. Yani bu da demek oluyor ki RAM'ler sorunsuz bir şekilde monte edildi. Şimdi o zaman kasanın içerisindeki bileşenlerin montajına geçebiliriz. Şimdi kasanın montajına geçelim. Öncelikle kasanın kapağını çıkartalım bir. Burada görmüş olduğunuz üzere güç kaynağı var. Şunu soracaktım. Evet. Bu HD PC'lerin güç kaynağı genelde ne kadar güçlü oluyor Recep? Açıkçası genelde 350 Watt'ı geçmiyor. Bu sistemin 350 Watt'lık bir güç kaynağı var. Yani en fazla 500 Watt gibi bir güç kaynağı ulaşabilir. Çünkü bir de güç kaynağı fiziksel olarak bir kısıtlaması mevcut burada görmüş olduğumuz üzere. Çok küçük olduğunu görüyorum. Bağlantı sayısı da az. Kesinlikle. Kabloları da çok güzel round up bir şekilde evet, meshin içine toplanmış. Kesinlikle. Şimdi ben ilk olarak sabit diski monte edelim diyorum Ali. Tamam, tabii birlikte monte bu kasanın içerisinde bir tane daha parça mevcut. O da bu parça. Bu şekilde duruyor bu parça. Anakartı monte ettikten sonra üzerine bu sabit diski ikinci bir kata mı yerleştirmiş kesinlikle, oluruz? Kesinlikle, evet. İkinci bir kata yerleştirmiş oluruz. Şu şekilde monte ediliyor. Biz o yüzden bunun içerisinde önce bir sabit diski monte edelim. Görmüş olduğunuz üzere sabit diski monte edip ki gerçekten de gayet sağlam bir durumda. Şimdi isterseniz bunu kasaya monte edelim. Şimdi bekleyen an geldi. Üzerine RAM'i ve işlemciyi monte ettiğimiz anakartımızı takacağız. HD PC'ye evet, takacağız. Ondan önce anakartın en önemli parçası sisteme toz girmesini engelleyen arka plakası. Arka plakayı bu şekilde buraya takıyoruz arkadaşlar. Arka plaka biraz zor oturur tabii ki ama esnek olduğu için bastırarak arka plakayı da sorunsuz bir şekilde oturtabilirsiniz. Tabii burada anakartın giriş çıkışlarına da bakalım isterseniz.
Mavi USB 3'ler de evet, çekiyor. Evet, USB 3.0 yuvaları. 8 kanal ses desteği mevcut. Yani aslında 12 kanala kadar takabilirsiniz. Her bir port 2 kanalı tekabül ediyor. 2 adet HDMI çıkışı, VGA çıkışı, USB 2.0 portları var. Ve aynı zamanda optik ve koaksiyel ses çıkışı da mevcut. Tabii bir de SATA portu var. Aynı zamanda Ethernet portu ile de bilgisayarı internete bağlayacağız. Kablosuz ağ desteği olan anakartlardan mı bu? Hayır, bu anakartın kablosuz ağ desteği yok Ali. Ama kablosuz ağ desteği olan HDPC anakartlar da var. Şimdi takmamız gereken bir kablo daha var. O da anakartın 4000'lik güç kablosu. Onun da girişi evet. Şurada. O tabii o takılmadan da bazı sistemler çalışabiliyor ama ben yine de... Buradan onu takabilirim evet. Yine buradan çevreden dolaştırarak... Evet. Hatta ben şu kabloyu çıkartalım diyorum ki kullanıcı tamam. Para atıyorsun. Burada görmüş olduğumuz... Yine şu tırnağı göstermek istiyorum. Yine şu tırnağın oturacağı yeri evet. Göstermek evet. İstiyorum. Yine ses duyulacak. Kesinlikle. Zaten şuradan da anlayabilirler. Kare kare kare. Bunun köşesi yuvarlak. Evet. Buraya da böyle... Yanlış takmanız imkansız yani. Çok basit bir şekilde söyleyeyim. Yanlış takmanız imkansız. O da yerine oturdu. Tamam. Gayet güzel bir şekilde oturdu. Kesinlikle. Şimdi en çok merak edilen kablolardan bir tanesi Ali. Güç kabloları. Güç kabloları nasıl takılıyor diye. Güç kablolarını takmak için arkadaşlar, güç kabloları anakarttan anakartta değiştiği için kitapçığa başvurmanızda fayda var. Kitapçığın üzerinde front panel header, yani ön panel başlığına bakmanız gerekiyor. Burada görmüş olduğunuz üzere anakartın en sol üst köşesinde güç kaynağı girişinin solunda olduğunu ben görüyorum. O yüzden burada bir ara veriyorum ve yakın çekimde isterseniz şimdi kablolar nasıl takılıyor ona bakalım. İlk olarak en solda reset switch'i takacağım ben. Evet, reset switch görmüş olduğunuz üzere bu mavi beyaz kablo ve kitapçığa baktığım zaman reset switch'in buraya takılacağı sürü. Burada dikkat edilmesi gereken nokta beyaz yazıların hep dışarı gelmesi. Yeşil portlara reset switch'i taktım. Onun hemen yanında hard disk'in aktivite led'i var. Yani hard disk herhangi bir işlem yaptığı zaman sizin bilgisayarın önünde bu işlemi görmenizi sağlayan led. Burada görmüş olduğunuz üzere HDD led olarak geçiyor. Onu da takıyorum buraya. Onu da taktım. Şimdi arka kısma geçelim. Arka kısımda da dediğim gibi yine dışarı bakacak. Yani bunlar içeri bakacak. Yine yazılar dışarıya bakacak. Arka tarafa bakacak. Power LED. Power LED hemen hard disk LED'in arkasında yer alıyor. Onu da taktım. Ve son olarak da ne kalıyor? Power Switch. Yani bilgisayarın düğmesine bastığımız zaman anakartı tetikleyen düğmenin kablosu. Onu da taktım. Bu şekilde bu kabloları da sorunsuz bir şekilde takabilirsiniz. Şimdi en çok merak edilen konulardan bir tanesi de Ali, ön USB portları ve ses evet. Portlarının evet. Nasıl takılacağı. Burada görmüş olduğunuz iki kablo, bunlardan bir tanesi USB, diğeri ise görmüş olduğunuz üzere HD audio kablosu. Bu kabloları da anakartın üzerine takarak, örneğin HD audio kablosu ön ses portlarına takılıyor. Nerede yer alıyor? Buradaki yeşil porta takıyoruz Ali. Bu kabloyu da yanlış takmanız imkansız çünkü kablonun şurasında bir tane siyah boşluk var. yani... Pinleri yamultmazsanız... Burada da bir tane pin yok zaten. Evet, pin olmayan yeri boşluk. Kesinlikle, denk kesinlikle sorunsuz bir şekilde takabilirsiniz. Tabii biraz dar olduğu için ben evet. Bu şekilde... Onboard ses çipi HD Audio'yu destekliyorsa, kesinlikle. HD Audio desteklemiyorsa çok eski. AC97'yi takıyoruz. AC97 çok eski kartlarda çok var eski, değil mi? Çok eski, kesinlikle artık neredeyse bizde yok. Evet. Burada bir tane daha kablo var fakat bunu takmayacağız zira anakartımızın üzerinde yok. Bu da speaker diye yazıyor. Buzzer kablosu bu. Yani bilgisayarınız ilk açılışında dıt diye bir ses veriyor. O sesi vermeye yarıyor. Yani eski kasalarda da vardı. Kasanın üzerinde küçük bir tane hoparlör olurdu. Kesinlikle. Dit evet. Arıza sesi evet, verirdi. Evet, evet, evet. Gigabyte anakartta bu giriş olmadığı için büyük ihtimalle buzzer anakartın kendi üzerinde var. Bu yüzden bu kabloya ihtiyacımız yok. Bunun dışında ne dedik? USB kablomuz var. USB kablomuzu takacağız. Onu da front USB portuna yani ön USB portuna takacağız. Bunu da ben aşağıdan geçirelim diyorum Ali. Bu kabloyu da yanlış takmanız imkansız. Zira bunun da burada bir siyah noktası var. Pinsiz noktası var. Bunu da anakartın üzerindeki front header portuna takabilirsiniz. Tabii burada belirtmem gereken bir şey daha var. Kitapçıkta tüm bu portların nerede olduğunu görebilirsiniz. Şimdi Ali istersen SSD'nin montajına geçelim. Pekala. SSD'mizi kutusundan çıkartalım. Şimdi kullanıcının aklında bir soru daha olabilir Ali. Anakartın üzerinde hem beyaz hem de mavi SATA portları evet. Var.
Bunlar ne amaçla kullanılıyor? İstersen onlara bir bakalım hemen anakartımızın. Yeni anakart kitapçı, evet, her zaman kitapçı, hayat kurtarıyor. Evet, kesinlikle her zaman hayat kurtarıyor arkadaşlar. Alttakiler SATA 3 gigabit bağlantısı sunarken üsttekiler SATA 6 gigabit bağlantısı sunuyor. SSD'yi o zaman, evet, 6 gigabitten, evet, SATA. Evet, 6 gigabit'e bağlıyoruz. Yani alttakiler SATA 2, üsttekiler SATA 3 teknolojisine sahip. Bu bağlamda biz üst, alt burada mavi mi beyaz mı? Maviler burada bana yakın, hani sana yakın olanlar 6 gigabit'li. Alt port. Yani anakart, evet. Evet, SATA 3 destekler. Onlar, bunlar da SATA 2 destekli olduğu için biz de hızlı olanlara bağlayacağız. Tamam. Soldaki SATA 0, sağdaki ise 1. port olduğu için biz de SSD'yi ilk porta bağlayacağız. Bu şekilde bir konfigürasyon, tamam, yapacağız. Şimdi SSD'ye takalım bu görmüş olduğunuz şeyi. Bu şekilde görmüş olduğunuz üzere buradaki SATA portuna yerleştirdik. Bu şekilde yerleştirebilirsiniz. Gayet güzel. Şimdi tabii güç portunu takalım istiyorum ben Ali. Evet, güç kablosunu da taktığımıza göre o kabloları o şekilde çekip SSD'mizi bu şekilde buraya yerleştirebiliriz. Görmüş olduğunuz üzere. Tabi bu da tam bu şekilde, evet, takabiliriz. Sabit diskin montajına geçelim isterseniz. Burada ilk olarak sabit diskin güç kablosunu takalım. Evet, sabit diskin güç kablosunu da taktık görmüş olduğunuz üzere. Şimdi sabit diskin SATA kablosunu takıyoruz. Bunu hangi porta takacağız? Yine onun yanına mı? Yine onun yanına takabiliriz Ali. Ben buradan veri portunu, veri kablosunu takıyorum. SATA kablosunu yani. Gayet güzel oturdu. Evet. Kablo da yerini buldu. Tamam. Burada bu tarafta da bir sorun yok açıkçası. Her şey yolunda. Evet. Görmüş olduğunuz üzere hem SSD'mizi hem sabit diskimizi taktık. 1 TB depolama kapasitemiz var. 120 GB SSD ile yüksek performans alabileceğiz. i7 işlemci taktık. Çok güçlü bir işlemci taktık. Üzerinde RAM'ler, AMD RAM'ler, Intel sistemde AMD RAM'leri taktık. Kasanın bağlantı portlarını yuvaya taktık. Evet. Ses bağlantısını taktık. USB bağlantılarını taktık. Ön tarafa verdik. Evet. Herhangi bir eksiğimiz kaldı mı şu an? Sistemimiz şu an çalışmaya hazır Ali. O zaman düğmesine basıp çalıştıralım ve görelim bakalım fan dönüyor mu? Her şeyi düzgün bağlamış mıyız? Kesinlikle. O zaman hemen ön taraftaki düğmemize basıyoruz. Fanı duyuyorum. Sabit disk sesini duyuyorum. Üzerinde, evet, led ışıklarının yandığını görüyorum. Evet. Şu an sistem hatta boot etmeye çalışıyor diyebilirim. Tabi işletim sistemi olmadığı için büyük ihtimalle boot edemeyecektir. Sistemi kapatıp isterseniz bir de yakından bakalım çalışıyor mu çalışmıyor mu. Ayrıca bir de Windows 8 kurulumunu bir başka videoda göstereceğiz sizlere. Evet arkadaşlar, HD PC'mizi monte ettik. Sizler de bizim kadar merak ediyorsunuz. Tabii ki her bir PC montajından sonraki, evet, altın soru, çalışacak mı, çalışmayacak mı? Aynen öyle. Düğmeye bastığımız zaman göreceğiz. Evet. Az evvel düğmeye bastığımızda zaten kasa kapalıyken, yani kasa açıkken daha doğrusu, fan sesini duyduk. Evet. Işıkları da gördük. Dedi ki boot etmeye çalışıyoruz. Boot etmeye çalışıyoruz. Evet. Bakalım aklıma çıkacağız. Ben Ali'ye bırakıyorum bu. Düğme bana daha yakın olduğu için, evet, yanlış anlamayın. Evet. Arkadan HDMI kablosuyla bağladık, güç bağlantısını taktık, başka hiçbir şey takmadık. Evet, klavye fare takılı değil, HDMI kablosuyla Philips televizyonumuza bağladık. Evet, evet. GB'yi gördük. Kesinlikle. Çok eski bir BIOS ekranı gibi duruyor ama. Eski bir BIOS ekranı gibi duruyor ama aslında biraz daha güncel, bir iki sene öncesinin BIOS ekranı. Bir iki sene öncesinin, 2011 yazıyordu zaten. Evet, karşımıza BIOS seçenekleri çıktı. Evet. İşletim sistemi yükleniyor. İçinde Windows zaten daha önce kurulmuş. İçinde bir Windows var, evet. Ama biz sizler için ayrıca bir de Windows 8 kurulum videosu çekeceğiz bu sisteme. Evet, Ali, ne düşünüyorsun HD PC'miz hakkında? Valla bu HD PC'nin standart bir HD PC'den daha güçlü olacağını düşünüyorum. Çünkü kesinlikle içinde i7 işlemci var, 4 GB RAM var, SSD var. Bir de üzerine üstlük 1 TB'lık depolama kapasitesi, evet, var. GB'ın anakartı da son derece iyi gözüküyor. HD ses desteği, onboard chip'i, Ethernet bağlantısı, her şeyi var. Evet. Bu sistemi açıkçası şu dakikadan sonra Windows 8 kurulumu yaptıktan sonra açılış süresini, performansını ve sessizliğini test etmek istiyorum. Evet. Şu an dinlediğim zaman kasadan zaten çok hafif bir ses duyuyorum. Hiç de rahatsız edici bir ses değil. Her şeyden önce home theater PC'lerde, ev sinema bilgisayarlarında en önemli şey sessizlik, düzgün çalışma, film izlediğiniz zaman sizi bekletmemesidir. Bir de yer kaplamamasıdır. Evet. Gördüğünüz gibi son derece az yer kaplayan. Şu an bizim çok yakınımızda duruyor. Televizyonun, evet, altına koyduğumuz zaman gayet sessiz çalışacaktır. 6 ayda bir tozunu temizlerseniz içini açıp bence sorunsuz bir şekilde çalışacaktır. Evet, bir Teknopat videosunun daha sonuna geldik. Sizlerle birlikte yeni bir videoda görüşmek üzere. Ben Ali Güngör. Ben Recep Baltaş.
Sizlere iyi günler diyoruz. Bütün sorularınızı Teknobat forumda bekliyoruz. İyi günler.